Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Fil evvelin ve ahirin ve fil meleyl ala ila yevmiddin. Rabbi yesir ve la tuasir rabbe temmin bil hayr. İbrahim Aleyhisselam'ın misavir araması. Nakledilir ki bir gün İbrahim Aleyhisselam misafir aramak için sahraya çıktı. Bir ihtiyar kimse gördü ki yürümeye mecali yok idi. Bir merkebe bindirip saadet hanesine getirdi. Önüne yemek koydu. Pek yaşlı olduğu için eller titriyor ve yemeği kah kulağına kah gözüne götürüyordu. Ağzına koyduğu zaman da çiğneyemeyip dışarı bırakıyordu. İbrahim Aleyhisselam Hak Teala'dan işitti ki kendisi istemeden ona Ezrail Aleyhisselam göndermeyecekti. İhtiyara sordu ki bu hal sana nedendir? İhtiyarlığımdandır dedi. Yaşını sordu. Kendinden 2 yaş fazla olduğunu anladı. 2 sene sonra benim halim böyle mi olacak dedi. Evet deyince Ya Rabbi benim ruhumu şimdi al. Zira bu hale düşmek istemiyorum. Dedi. İhtiyar kalktı. İbrahim Aleyhisselam'ın ruhunu aldı. Meğer bu Azrail Aleyhisselam idi. Habrun tarlasında Sura Hatun'a defnedildi ve yeri defnedildi. Selebiye İhya Umed'e ise şöyle anlatılır. İbrahim Aleyhisselam bir evi var idi. Orada ibadet ederdi. Dışarı çıktığı zaman kilitlerdi. Bir gün evden çıkıp kapıyı kilitledi. Az sonra geldi, kapıyı açıp içeri girdi. Baktı, içeride bir kimse oturuyor. Şaşırdı. Bu eve seni kim koydu? Buyurdu. Ev sahibi koydu dedi. Ev sahibi benim, ben seni koymadım buyurdu. Sende ve benden başka bir sahip vardır. O her şeyin sahibidir dedi. Melek olduğunu anlayıp ismini sordu. Can alıcı meleğim dedi. Müminler ruhlarını nasıl alırsın? Bana göster dedi. Mübarek yüzünü yana çevirip dedi. Çevir dedi. Çevirip baktı. Güzel bir suret gördü. Hiç öyle güzel yüz görmemiş idi. Ey can alıcı melek! Eğer ölen bir kimseye bu suret gösterilirse ona kifayet eder. Facinin ruhunu nasıl alıyorsun? Mümkün ise onu da bana göster buyurdu. Mümkündür. Lakin tahammül edemezsin dedi. Muhakkak görmek lazımdır buyurdu. Mübarek yüzünü yana çevir dedi. Çevirip baktı. Korkunç ve iğrenç bir suret. Gördü siyah renkli, kılları kalkmış, pis kokulu, burnunun deliğinden ateşler çıkıyor. Çok korktu. Ey ölüm meleği! Eğer kafire bundan başka kötü şey göstermeseler bu ona kefayet eder. Ey melek, ziyarete mi geldin, ruhumu almaya mı geldin buyurdu. Eğer izin verirsen ruhunu alırım dedi. Kalbimde bir şüphe var. İstiyorum ki bundan kurtulayım buyurdu. Nedir dedi? Buyurdu ki dost dostun canını alır mı? Ey Halilullah, bu sualı Hak Teala'ya arz edeyim. Ne cevap buyursun? Buyursa sana bildireyim dedi. Gidip hemen geldi. Hak Teala buyurdu ki dost dosta kavuşmak istemez mi dedi. Bunu işitince çabuk gel. Kardeşim canımı canana çabuk kavuştur. Benim için bundan büyük müjde olmaz buyurdu. Ey kardeşim görüyor musun seven sevdiğini? Biz Allah-u Teala'yı severiz diyoruz ama ölümden korkuyoruz. Hep dünya peşinde koşuyoruz. Allah Teala bizi uyandırsın. Kalbimize Allah Teala kendi sevgisini, aşkını, muhabbetini versin. Cümlemize dostunun kapısına gidip tövbe nasip eylesin. Ve ahir davana velhamdülillahi rabbil alemin.